Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Erdoğan Uzlu, kedilerde de rastlanılan koronavirüsün mutasyonu olan FIP oranının %30'dan %90'a çıktığını belirtti. Son yıllarda gerçekten sosyal yaşantımızda evlerde kedi nüfusumuz çok arttı. Pandemiyle birlikte bu nüfus giderek katlanarak da arttı. Tabii daha çok yetiştirilen seçilmiş ırklar, sokak kedilerinden daha çok seçilmiş ırklar üzerinden evlerdeki sayı artsa bile her ne kadar korunaklı olduğunu varsaydığınız ev ortamlarındaki bu hayvanlarda koronavirüs ve koronavirüsün mutasyonu sonucunda ortaya çıkabilen pelin enfeksiyoz peritonit vakaları sıklıkla artış göstermeye başladı. Bununla ilgili dünyada yapılmış değişik çalışmalar var. Yani dünyanın çok gelişmiş Avrupa ülkelerinde, Amerika kıtasında veya Avustralya'da yapılan çalışmalarda sokak kedilerindeki yaygınlığı, özellikle 2 yaşın altındaki yaygınlığı %30'lardan %90'lara kadar çıkabilen bir koronavirüs yaygınlığı varken, evcil kedilerde de bu rakamın aslında genç kedilerde 2 yaşın altında hiç de az olmadığı ortaya çıkmış. Kedi sahiplerine ve sahiplenmek isteyen vatandaşlara önerilerde bulunan Profesör Doktor Uzlu, hayvanlarımızı bildiğimiz noktadan, bildiğimiz hayvanseverlerden edinmeye öncelikle özen gösterilmeli, dedi.